Mayıs. 10 Mayıs'ta bu geldi. Evet. Değil mi o da? 24 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı geldi. Evet. 12 tane milletvekili aşağıda bekliyordu böyle. O da yukarıda, ya dedim yardımcı olun, bu adama ziyaret edeceğim. Ya dedim abi işimizde gidin. Dedim bak 2 dakika sonra onun yanındayım ha. Dedi nasıl? Dedim uçacağım oraya gideceğim. Baktılar 2 dakika sonra onun yanındayım. Arkama böyle koşa koşa gönderir. Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Gönç dedi Sayın Başbakanım bu adam sabahtan 5 kilometre dergaha gelinler. Yayan gelin 5 kilometre gelin. Başbakan dedi elini öptü. Elini öptü dedi ben de elini öpeceğim. Başbakan. Bu daha göstermemiş. Çok şeyler gösteriyor. Cumhurbaşkanı da geldi. Ayın 24'ünde geldi. İsminiz? Musa. Musa kızım. Musa? Evet. Musa. O da 24 Mayıs geldi. Çok sıkıdır. Emniyet böyle kuş uçuruyor. Bozan. Ya dedim ben Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim. Ağa görüşeceğim. Dedi. Hacami çok zor dedi. Görüşeceğim. Dedim nerede gelecek? İnecek. Dedi burada oturacak. Dedim ben de burada oturacağım. Oturduk yere oturacağım. Bunu çıkarttılar. Cumhurbaşkanı'nın sesini daha çıkartmadılar. Dedi size göndereceğiz. Neyse geldi, ondan Emine Hanım hanımı, bir de Faruk Çelik, Bakan Faruk Çelik. Yanıma oturdu, yanıma otururken elime tutup tokalıştık. Dedim, hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanı. Konuştuk falan. Böyle 10 dakika oturdu, dedi, hacım ben yukarı kadar çıkacağım. Dedi, sen gel bana ver gider. Dedim, valla 6 saatte seni bekleyeyim valla. 6 saat bekleyeyim, ben yorgunum çıkamam. Çıktıktan sonra konuştu. Sonra gene çıkarken gene görüştüm. Araba binerken. Araba binerken görüştüm dedi. Böyle elini tuttum. Böyle çektim dedi. Hacı Amine kadar kuvvet etsin maşallah. Emine Hanım dedi. Hele onun belini öfele. Belini öfeledim. Dedi çok iyi. Rahatladım dedi. Cumhurbaşkanının belini şey yaptınız. Öfeledim arkada öfeledim. Masaj yaptınız. Ha, masaj yaptım. Ondan sonra elini böyle çektim. Böyle sanki bir kuş gibi bozan. Bir kuş gibi geldi yani.